kadar önemli bir mesaj verdiniz ki. Nefes aldıkça umut hep var. Melahat Oruç, 53 yaşını Sakarya'dan, evet. Akyazı'dan programa, evet, katılıyor. Evet. 24 yıllık evliliğinizden, evet, iki tane çocuğunuz var. Her, evet, ikisinde zihinsel engelli olduğunu, evet, söylüyorsunuz. Bir raporları var mı? Evet. Oğlanın da var, kızın da var. Kızın evim yandığı için yandığı sandıkta. Kızınız 19 yaşında. Evet. Temmuz ayı ortalarında kızınız evden kaçıyor. Siz onunla ilgili kayıp başvurusu yapıyorsunuz. Evet. Ama bir ay sonra bir haber geliyor ki kızınız ne yapmış? Kızımız evli adam kaçırtmış kızımızı. Çocuğu var, bir de hanımı var, baya baya yaşıyorlar. Kızınız kaçtığı kişiyle evlenmiş. Evet. Resmi nikah kıymış. Kaçıran, kızınızın kaçtığı kişi kim? Ahmet. Ahmet Kaymaz. Evet. Kızınız kaçtıktan sonra hemen onunla resmi nikah kıymış. Ama, evet, bu Ahmet Kaymaz. Evet. Başka bir kadınla dini nikahlı. Ha, onu bilemiyorum, bir şey söyleyemiyorum. Evde başka bir kadın var mı? Var. Çocuklar var mı? Var, iki tane çocuğu var. Yani nikahsız bir birlikteliği, bu birliktelikten de iki çocuğu var. Evet. Kızınız Ahmet'in dini nikahlı eşi ve çocuklarıyla yaşadığı eve mi kaçtı? Evet. Şu anda Ahmet iki eşiyle beraber mi yaşıyor? Evet. Kızınız resmi, öbür kadın da? Evet. Çocukların anası da dini nikahlı. Evet. Yaşıyor. Evet. Siz ben kızımı geri istiyorum diyor, evet, diyor musunuz? Evet. İziniz varsa konuşmak da istiyorum. Yani istiyor mu? Yani kızımı istiyorum. İstiyorum sizden. Yukarıda Allah'a da güveniyorum. Aşağıda sana güveniyorum. İstiyorum kızımı yani. Şimdi kızınız gitmiş, nikah kıymış, evlenmiş ama kızınız bir evliliği yürütebilir mi? Böyle bir... Hayır, yürütemez. Yani beden sağlığı, ruh, hayır, sağlığı var mı? O sorumlulukları alabilir, yağsızdır, mi? Yağsızdır. Yağsızdır Esra Hanım. Yağsız bir şey yapamaz. Yemek bile bir bardak çay götür, eli bile titrer. Yani yapamaz. Nasıl evden kaçtı bu kız? Bu işte. İşe gidiyordu. Evet. Ne iş yapıyordu? Devlet onu işe koydu, temizlik. Devlet ya, işe koydu. Evet, temizlik yapıyordu. Ben de yağsız olduğum için doktora gittim. Hı hı. O adam işte Ahmet Gemiz kızımı kaçırtmış zorla. Şimdi Ahmet'le nerede yaşıyorlar onlar? Zonguldak'ta mı? Zonguldak, evet, Ereğli'de yaşıyorlar. Evet. Şimdi siz Sakarya'dasınız, o Zonguldak'ta. Bu ikisi birbirini nasıl bulmuşlar, iki genç? Şimdi Asya Hanım, ben İzmit'te oturuyordum. Bu yurtta kaldığı için ona geldiler bizim eve, ona adamlar, polisler geldiler, baktılar. Bizim durumumuz yoktu, düşüktü. Eşim de yatan çalışamıyordu, bakamadı bize. Devlet bizi aldı gitti, bize ev tuttular, şey ettiler, kızım bir sene benim yanımda kaldı. Sonra da yurda yerleştirdi. Evet. Kız yurtta kaldı, yurttan çıktı seninle yaşarken. Evet. Bu Ahmet denilen kişiye kaçtı, kaçar kaçmaz da evlendi. Ama sen bu adamın dini nikahlı ve iki çocuğu olduğunu söylüyorsun. Evet. Fatma merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annen senin %45 zihinsel engelin olduğunu, bir evlilik sorumluluğu alamayacağını söylüyor. Şu anda da Ahmet Kaymaz denilen kişiyle resmi nikahlı evlisin değil mi? Evet Esra Hanım. Peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz Fatma? Kaynanam var. Evet. Kocamla ben, bir de kaynanam. Hayır, kocan, yalan söylüyorsun. Peki. Çıkabilir miyim? Tabii, gel gel. Ahmet'in dini nikahlı eşi nerede kalıyor? O nikahlı değil. Tamam, o nikahlı değil, nikahsız da. O da sizinle kalıyor mu? Hayır, yalan. Hayır, bugün eve kalıyor ama gitti bugün. Hayır, yalan söylüyorsun. Bugün gitti. Çocuklar kalıyor mu? Evet, çocuklar burada ama annesini bugün bırakmaya gitti. Tamam, dur dur Fatma, teker teker. Şimdi aslında dini nikahlı da bugün sizle beraberdi, bugün gitti. Kaç çocuk var evde? Efendim? Kaç tane çocuk var evde? İki tane çocuk var, kaynanamla ben bakıyorum. Sen bakıyorsun. Evet, kaynanam da bakıyor, ben de bakıyorum. Çocukların yaşları kaç? Birisi 1,5, birisi de 1 aylık mı ne, iyice bilmiyorum ablacığım. 1 aylık mı? Hayır kızım, evet, yalan söyleme. 1 aylık yeni doğmuş o zaman. 3 aylık 1,5 yaşında ablacığım. 3 aylık ve 1,5 yaşında yeni doğum yapmış anne. Anne niye bıraktı çocukları bugün? Ya anne bakamıyordu çocuklarına. Kaynanam da dedi ki anne işime, götür dedi, götürdü eşime. Nereye götürdü hemen, bıraktı onu böyle kapının önüne koydu? Kocasını işimi bıraktı.
Baktı kocaya kaçtı, kocasının yanına bıraktı. Çok Fatma, hızlı bir olmuş. Fatma, bana dedin ki anne yalan söyleme, yalan söylemek günahtır dedin. Yanacaksan öbür dinlerde kızım. Sen bana Allah için bir şeyler anla dedin. Şimdi sen doğru konuş kızım. Elin kul vicdanın, doğru konuş ana kurban. Sana baskın veriler. Ahmet baskın verir. Seni ahırda koymuşlar. Ahırda yatışın kızım. At, süsüz, ana kurban. Ben her geldi yumağısını da Ersek Hanım'a gösterdim, aradık, konuştuk. Melahat abla bir saniye, Fatma. Esra abla bir şey diyebilir miyim? Söyle, ben seninle konuşmak istiyorum. Söyle, abla. Önce sen söyle, sonra ben sorayım. Esra abla bir şey diyebilir miyim? Söyle. Bak, evet eşim evlenmiş önceden. Eski eşinin ismi Gülşah. Onun hiç nikah yapmamış. Ona nikah yapmamış. Sana niye nikah yaptı? Efendim? Sana niye nikah yaptı? Seviyor herhalde, bilmiyorum. Hayır. Onunla kaç yıldır beraber? Dört milyar para veriyor. Onun için seni evde tutuyor. Maaşın var mı senin? Evet. Dört milyar para var. Yalan söyleme kızım. Doğru söyle. Gel yanıma seni. Melahat abla şimdi bir dakika dur. Şimdi onunla kaç yıldır beraberdi Ahmet? Dört yıldır beraber. Ona nikah yapmadı. Dört sene. Evet. Ona nikah yapmadı. Seni sevdiği için mi sana nikah yaptı? Evet. Ne kadar süredir Ahmet'i tanıyorsun? Ben sevse 4 mü 5 mi ne ay oldu. Sonra Temmuz'unda da kaçtım Esra abla. 4 aydır Facebook'tan yazışıyordunuz. Aynen. Sana kaçmadan önce Facebook'ta dedi mi ben işte benim 2 çocuğum var, hatta o zaman karısı hamile de olabilir. Yani karım doğurdu doğuracak filan dedi mi? Evet. Esra Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyle. Annemi bir uzaklaştırır mısınız? Size özel bir şey söyleyeceğim be. Ay vay Fatma gerçekten. Anneyi... Söyleyebilirsin. Melahat abla bir dakika Melahat abla gel biz bir şeyle konuşalım. Hem oturt onu oraya. Esra Hanım. Dinliyorum annem seni. Bir dakika ben bekle bir şey Fatma. Bir diyebilir miyim? Söyle. Ben 7-8 yaşında yurtta kaldım. Biliyorum. Belki bazı şeyleri biliyorsunuz. Ben 7-8 yaşında yurtta kaldım. Hiç kimse bana ne annem ne babam hiç kimse bana annelik babalık yapmadı. Ben o kadar çok şeyler yaşadım. O bana baktı, annelik babalık yaptı. İbrahim abi var bir tane. O da gitti. Çarşıya gitti o da, evini taşımaya gitti. O da bana babalık yaptı. Anladım. Sen orada işimi bırakıp gelmeyeceğim. Mutlu olduğunu düşünüyorsun. Şimdi Fatmacığım, sana 2 tane sorum var. Çok merak ediyorum. Zor bir hayatın olmuş. Önce bir gebelik gibi bir durum söz konusu mu? Hamile misin? Hayır. Kim söyledi size? Kuşlar. Kuşlar söyledi. Efendim ben hamile değilim. He? Yok belki ya yeni... hamile değilim ben Esra Hanım. İnşallah değilsindir öyle diyeyim. Bir de şimdi senin kucağında bir tane 3 aylık bebek bir de 1,5 yaşında bir bebek var. Anne evet. De bıraktı gitti diyorsun. Sen annelik yapabilir misin? Yaparım. Kaynanamla birlikte bakıyorum Esra abla. Şimdi bak o çocukların bir annesi var. Ahmet evet. Çocukların annesini seni bulunca yüzüstü bırakmış. Evet. Çocuklar da senin başına kaldı. Sen daha yeni evlendin. Evlilik böyle bir şey değil ki. Sen bir sürü sorumluluğun altına girdin. Şu an Esra Hanım bir şey diyeceğim. Ya dinler misiniz? Dinliyorum. Esra Hanım bak sizin bilmediğiniz çok şeyler var. Ben de gidip çok şiddetler gördüm. O yüzden evden kaçtım geldim. Burada kaynanan bakıyor sahip çıkıyor bana. Tamam Fatmacığım sahip çıkıyorlardır eminim ama şunu da merak ediyorum. Bir maaş alıyor musun? Devlet sana bir iş vermiş. Evet. Şu an çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Kaynanamla işim de bana altın aldılar. Tamam. Nerede çalışıyorsun şu anda? Durun bir öğrenebilir miyim bir dakika? Hayır söylemene gerek yok. Yani çalışıyorsun. Maaş alıyor musun? Evet maaş aldım ben bir ay
700 alıyorum. 4.700.000 alıyorsun. Ah Fatma. Maaş kartı kimdeymiş? Herkes maaşın derdinde desenize sevgili maaş seyirciler. Maaş kartı kimdi? Kimsenin umurunda değil Fatma filan. Maaş kartı mı? Evet. Fatma maaşı kim ATM'den gidip çekiyor? Benle eşim gidiyoruz. Eşimin işi çıktıysa kaynanamla gidiyoruz. Peki, peki parayı çektikten sonra kim alıp cebine koyuyor parayı? Kaynanama veriyorum arada sırada saklıyor. Biz mi? Ayın 15'inde çekti, kaynanamla birlikte altın almaya gitti. Tamam, o parayla mı sana altın aldılar? Evet, altın aldık. Gerisini de kaynanam saklıyor. Anladım. Konuşabilir miyim? Fatma çok zor bir hayatın var. Konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Efendim? Ne koca, ne kaynanam hiç kimse paramı yiyemiyor. Tamam Fatma, doğru söylüyorsun. Sana bakmadım. Annenlik yapmadım. Doğru söylüyorsun. Ben de doğru söylüyorsun. Sen gözünden gördün. Ben neler çekirdim kızım. Kızım seni alırdım. Omuzuma götürdüm okula. Amcaların benim yaşı dökildi kızım. Doğru söylüyorsun. Sana analık yapmadım yavrum. Doğru söylüyorsun. Fatma. Ben mi? Seni ve eşini tanımak isterim. Geleceksin. Bizim yanımda yok gitti. Tamam. Hayır peki, yanındaydın. Eşinle beraber seni aldırsam olur mu? Efendim? Eşinle beraber seni aldırsam olur mu? Eğer kaynanan izin verirse gelirim. Kaynanan tamam. izin vermese ben gelmem. Seni kaynananla da konuşurum. Bak Fatma tamam doğru söylüyorsun. Gelinlik giymiş mi? Yapmadım sana alalım. Gelinlik mi? Doğru söylüyorsun. Dediğin yapmadım. Anladım hemşe. Bak. Senin eski elçelerin bu verdi bana kızım. Doğru söylüyorsun. Fatma. Ama sen de elin babizden gel yanıma kızım. Fatma gel. Bak. Hülya abla ne soruyor? Diyor ki çok merak etti. Ne düğün diyor? Oldu mu Fatma? Gelinlik giydin mi? Evet gelinlik giydik. Kaynanan 4 tane, 10 tane altın, 10 tane köpe, 10 tane... Bana bakar mısın? Fatma göze... seni var ya görsem sarılacağım sana bak o göze, kadar. Bak, Fatma çok şey kıskandım yemin hani ederim. Hani sen kaçtın bir buçuk on küpe. Bir buçuk ay sonra geldin. Benle konuştuk. Sen dedin ki anne kaynanam altından mı almış? Bize nikler mi almış? Ver mi bana? Fatma'yı düşünen var mı? Herkese soruyorum. Demedim mi? Fatma'nın 4.700 maaşı olmasa Fatma'yı düşünen var mı? Yok. Var tabii. Fatmacığım. Kaynanam düşünüyor. Tamam kaynanan bak. Kaynanan düşünüyor. Ben de kaynana hayır, olacağım. Hayır Fatma. Fatma şimdi seni biraz sonra... Dur Melahat ablacığım. Biraz sonra ekip arkadaşlarım arayacaklar. Eşinle evet. Seni buraya bekliyoruz tamam mı? Kaynanam izin verirse gelirim. Ama bir şey söyleyeceğim sen hani evlendin, çocuk bakabilecek, kararlarını alabilecek bir kadın değil misin artık? Aşağı evet. Hanım. Bir dakika. Dur anneciğim bir dakika. Sen evden kaçtın. Söyle. Esra Hanım ben gelmiyorum. Niye kaynanam mı izin vermiyor? Kocan tembellemesin seni. Kayınvalideyi bir alabilir kocan miyim telefona? Izlemesin. Kaynanam mı? Evet. Anne. Durun bir bekler misin? Fatmacığım. Esra'nın seni istiyor. Allah. Evet. Gel hello. Böyle Melahat abla. Ay hanımefendi. Alo. Oğlumu kaçırmış sen de kabul etsin kendini seviyor. Tamam, anladık biz. Herkes birbirini çok seviyor. Benim sevgiyle ilgili sıkıntım yok. Ben de şimdi sizden bir ricam var. Hani? Hani? Yapmaz beni ayırmaz cigemden. Ayırmaz yapma sen de anlarsın. Hanımefendi diğer gelininiz nerede? Ben senin yanına kızımı yağlamadım o dün. Niye bugün ayrıldı o gelin evden? Ama ben senin kızını yanına yağladım. Valla telefonda iletişimde kurmakta. Ben Fatma'nın buraya gelmesini rica ediyorum. Kararı siz veriyor musunuz? Onay veriyor musunuz bana? Ya olur. Yok karar demiyor. Ne? Karar demiyor. Ama 10 evden küpeyi 16'ını merak var. Ediyoruz. Bir görelim vallahi yeni gelini. Valla 16'ın 10 bilezik. Bak sen de takıldın oraya görüyorsun. Gözün kaldı. Ben kendimi annesinin babasını yemen 3 tane var anlatım oğlumda. Peki. Dur Melahat abla. 3 tane var anlatım. Ben onun parasını yemiyorum. Peki. Telefonda. Teşekkür ederim yayına bağlandığınız için. Fatma. Fatma'yı da vermiyorlar. Biz Fatma ile iletişim kuracak. Onlar gelemezlerse biz gideriz. Bu işin her türlü yolu yoğunluk deme var. Gel Melahat ablacığım. Bir kızını da yaşadığı yeri de aslında bir görmek istiyorum. Buyurun gel böyle anneciğim.
nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Gidelim hemen Zonguldak'a? Görmek ister misin kızını? İsteyim. İsteyim kızımı. Ama ben isteyeyim ki bu yer gelsinler. Benim... Aha, tamam, konuşabilir miyim? Konuşabilirsin, gel. Şimdi Özkan anne, ekran var mı sizin orada bilmiyorum Ahmet, ama... Ahmet, şimdi doğru konuş. Sen bana dedin ki çocuklar benim değil. Evet mi? Doğru söyle. Dedim mi, demedim mi? Susma! Susma! Konuş! Konuşma! Anne! Efendim? Susar mısın? Anne kurban, susmayacağım! Susar mısın? Senle Ahmet buraya gelmeden ben gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! İstanbul'da çıkınca da geleceğim buraya! Gelecek! Seni nereye götürdüler İstanbul'a? Anne! Nereye götürdüler? Ahmet deme beni! Sen hoş! Ahmet'le konuşuyorum! Ahmet! Oğlum sen dedin ben çocuğum anne. Yok, elendin. Halil, dandara girme! Dandara girme, çık! Çık dandara! Özkan, çık. Görüntüyü kameraman arkadaşım, ha, çıksın oradan. Çık, hadi konuş benimle, konuş! Hadi kul vicdanın konuş, ekersen konuş! Hadi! Hadi konuş konuşuyor. Bakayım. Konuşuyor. Tamam, konuş. Konuşuyor. Tamam. Sen şu... Anlatsana komple kızına neler yaşattın, neler yaptın. Neler yaptın, anladın. Melat. Deme. Önce ben sana bir şey diyorum. Fatma. Hüş ana kurban. Sen ses etme. Sen baskın altındasın. Ya bir şey diyeceğim. Baskın altındasın. Sen ses etme. Ahmet. Candıma geldi. Komutana geldi. Efendim? Orada komşular şikayet. Ya ben sana diyorum bak, sen beni aradın dedin ki kızım dedin özledin getir dedin getirdim. Bizim 1,5 milyar paramızı yedin. Sonra 2 gün 3 gün sonra kızına kaç gel dedin. Dedim, 1 milyar dolar dedim, yedin. Dedim, lafımı ne şey gönderiyorum dedim. 1 milyar dolar iş yaptı. Dedim bak aşağı önüne kadar sen 100 kişinin önünde dedim. Evinde şop... Anne, ay anne, evinde şopmenin yaktığını da taktıdın. Anne, Ahmet, onları borcun var, onları da ödettin. Tabii Ahmet, paramız bitti, haklısın. Sen, babanın dediğin dükkayı niye sattın? Hadi dokun söyle bakayım. Dükkayı niye sattın? Hadi ekleyeceğim, dokun söyle. Anne. Efendim, anne deme bana. Anne deme. Ev tutacağım. Anne deme. Ev tutacaktın bize, ne oldu? İşe sokacaktın beni, ne oldu, tutayım? Ne yaptınız? Ahmet, ben sana niye... Şuradaki görüntü... Anne! Anne deme Ahmet! Sen bebe dedin, o çocuklar benim değil, tamam. Değil mi? Melat! Ha tamam de Melat. Köpeğinde ne desem de. Hadi. Ha tamam Melat diyorum. Hadi Melat diyorum. Tamam hadi tamam, Melat de. Diyorum. Usta buna dikkat etsin. Bizi ne yaptın başkan. Yani? Bizi işe sokacaktın. Bizi çalıştıracaktın. Ahmet çok acattın. Bizi onlara götürdün. Ahmet, bizi paramızı yediniz içtiniz. Bak dedim bak burada kaç kişi var onlara gönder söz verdim. Tak. Seni işe koyacaktım tabii, Ahmet. Bizim paramız Ahmet, bitti dur, ya. Ahmet dur bir lafımı kesme. Bizi önce büyüklerin lafını kesemez. Haklısın. Ne de sen haklısın. Ahmet bir dakika. Sen dedin biz o çocuklar mutluyuz, benim değil. Seviyoruz. O çocukları ya, niye Ahmet'e şey verildin? Niye? Niye? Ya, benim kızım ya, sana mecbur beni bakmaya. Ben kızım inkar etmem. Benim kızım mecbur senin çocuklara bakma. Şimdi Melat abla senden bir ricada bulunacağım. Şimdi... Aşık Hanım dur. Bak, söyledin mi benim, söylemedin mi? Benim annem bakıyor çocuklar. Çocuklar senin mi? Eşim de bakmıyor öyle. Çocuklar senin mi? Ya ben yalan söylemiyorum. Fatma, benim iki tane çocuğum var. Sen dedin benim değil. Ben benlik yapmamı nikah yapamadım. Şahit! Fatma! Bir dakika kızım. Bir dakika anne kapat. Sıkma kendin. Sen yasılsın. Sıkma. Ahmet! Hani sen dedin altınlar var. Esra abinin yanında yolladınca. Melat abla ben de konuşabilir miyim izin ol. Bak gel buraya bak şurada da kocaman. Esra abinin adı sen yolladın ya Can Hanım. Tamam gönder. O abinin adı. Tamam Esra bak. Esra böyle. Söyleyin bakayım o da takımı almış mı kızıma? En bilici o da
üstünü örtecek ya, mi? Ya yalan söylemezsin Asya Hanım. Tamam, gel bak ben böyle. Ben sizi buraya istiyorum. Siz gelmeden ben gitmem Ahmet. Melahat, ben getireceğim onları. Gel şöyle, dur bir dakika. Şimdi Ahmet'le de başlayacağım. Bak, şuraya da bakabilirsin. Şimdi Ahmet'le de önce... Fatmacığım, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsın? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Esra Hanım, siz? Vallahi ben yani... Bir dakika Melahat abla. Melahat abla Allah bir dakika. Allah yazar çirkin bakış. Bu sahte midir, dolu midir? Bir bakış. Allah gerçek olsa ne olacak Melahat Allah abla? Allah yazar çirkin. Ben altın istemiyorum. Kızımın mutluluğunu istiyorum. Mutluluğunu. Can. Fatmacığım ben yani iyiyim. Aslında seni ve hayatınla ilgili şeyleri öğrendikten sonra çok şaşma, moralim bozuktu. Bozuldu açıkçası. Sen beni olacaksın. Melahat ablacığım, izin verir misin? Sıkma. Sıkma. Çok moralim bozuldu. 19 yaşında pırıl pırıl bir genç kızsın. Önce annen %45 zihinsel engelinin olduğunu söyledi. Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Şey, ben engelli olsaydım engelli okuluna giderdim. Gittin. Gittin Şahit Van. Şahit Van. 9.30. Yani benim herhangi bir engelim yok diyorsun. 9. Fatma, bir şey yalan dinler söyleme, misiniz beni Esra Hanım? Evet. 9.30-10 yaşından beri ben yurtlarda kaldım. Evet, doğru söylüyorsun. Annem bana şiddet yaptı. Babam şiddet yaptı. Bana bakamadılar. Evet. Hani... Ben sadece mutlu olmak istedim Esra Hanım. Ama olamadım ben mutlu. Şu an mutlu musun peki? Ben huzurluyum, mutluyum. Evet, mutluyum. Benim için artık annem yok. Ne annem var ne babam var. Ben artık yalnızım. Benim sadece kaynanamla kocam var. Onlar bana yeter. Hayır, başka ben kimseyi... buradan çıkmıyorum. Ben buradan çıkmıyorum. Melahat ablacığım. Sen gelmeden ben gitmem. Kimseyi istemiyorum. Melahat abla, senden bir ricada bulunacağım. Bak, bağırarak çağırarak bu işi çözemeyiz. Hayatımda hiç kimseye ihtiyacım yok. Kaynanam ve kocam bana yeter. Peki, şimdi hayat arkadaşı çok önemli bir seçim. Çünkü o kişi ileride doğacak çocuklarımızın babası olacak. İşte iyi bir babam olacak, önce iyi bir kocama olacak, nasıl ya bir hayatımız olacak. Bunlar hanım, önemli sorular. Sen Ahmet'i ne kadar süredir tanıyorsun? 27 ya, Temmuz'da evlenmişsiniz. Ondan 15 gün önce de sen evden kaçıyorsun. Evet. Kaç günde tanıyıp evlilik kararı aldın? Ya ben dur Temmuz'un başında. Haziran'dan beri konuşuyoruz Ahmet'le. Nerede konuşuyordunuz? FaceTime, Messenger'dan, sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Tanıştınız Haziran'ın işte başından beri, sonra da evlendiniz. Gelip seni istedi, yani istemeye geldi mi seni? Ailenle tanışmak istiyorum dedin mi? Esra Hanım. Efendim? Esra Hanım, bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Ahmet dedi ki ben geleceğim dedi, annenle seni isteyeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Ondan sonra annem bana şiddet yapmaya başladı. Vurmaya başladı, yapmaya başladı. Ben de işe gittim, Ahmet'i aradım. Ahmet'i dedim ki Ahmet gel beni al dedim ya da ben geleyim. Ahmet dedi ki sen gelme dedi. Yollarda bir şey olur dedi, ben geleceğim alacağım dedi. Seni geldi de tamam Sakarya dedi. Akyazı'dan aldı. Peki Facebook'ta Ahmet'le konuşurken Ahmet bir dini nikahlı eşi olduğunu ve iki çocuğu olduğunu sana söyledi mi? Evet söyledi. Küçük çocuğunun kaç aylık olduğunu söyledi mi? Yok onu söylemedi. Sadece iki tane çocuğum var dedi. Bir de karım var dedi. Karısı nerede yaşıyormuş hani?
Biz dini nikah... Karısı beraber yaşadılar işte. 6 ay birlikte olmuşlar. Aynı sonra evde yaşıyoruz. Işte, bak, sen bu eve geleceksin. Dini nikahlı eşimle beraber yaşayacaksın dedi mi? Hayır, öyle bir şey demedi. Sen onun evine gittiğinde hani kaçtın ya sen. Hayatının aşkına. Gittiğinde evet. Gülşah'ı o evde gördün evet. mü çocuklarla? Hayır, görmedim. Sadece çocuklar ve kaynanamla Ahmet vardı. Biz düğün yaptık. Hı hı. Biz düğün yaptık. Düğünden sonra uyuduk, kalktık. O sabah da Gülşah gelmiş. Hı. Ne diye gelmiş? Bilmiyorum, gelmiş. Muhtarın yanına gelmiş. Muhtara demiş ki, Ahmet nerede demiş. Muhtar da demiş ki, bilmiyorum nerede olduğunu. Gülşah da demiş ki, o ceza evine girmiş demiş. Ondan sonra birileri de demiş ki, Ahmet evlendi demiş. Dün düğünü olmuş demiş. Düğünü olmuş, evlendi demiş. Peki ama Gülşah sonra sizinle yaşamaya tamam başladı demiş. Fatma. Hayır, Gülşah bizimle yaşamadı. Olur mu? Cuma gününe kadar sizinle beraber yaşıyordu Gülşah. Hayır. Kim dediyse size yalan söylemiş. Kim söylediyse. Peki sen Gülşah'la tanışıyorsun ama. Evet. Ahmet evet. sana aslında bu kadar açık ve samimi olmadı. Ben senin şöyle bir kızı olduğunu düşünüyorum. Çocukları olduğunu ve eşiyle de ara ara görüştüğünü ya da beraber yaşadığını söyleseydi sen asla kabul etmezdin. Yo. Peki sana resmi nikah kıymasının sebebi ne? Para. Ya ne parası be? Sussan Nur'dan anne. Tamam dur Melan. Fatma. Ne? Anne kobam tamam ya. Doğru söyledin. Dedin Ahmet gelsin beni istersin. Tamam doğru söyledim. Sana bak. Niye resmi nikah kıydı? Gülşah kıymamış iki çocuğun anasına. Sana niye kıydı Fatmacığım? Beni seviyor herhalde sen nereden biliyorsun? Ama sen komşulara para. Diyormuşsun ki kayınvalideyi de bir görelim. Bak komşulara diyorsun ki biraz önce dedin annem beni unutsun benim kocamla kayınvalidem var dedin hayatında. Ama komşuları ben kocamı evet. çok seviyorum ama kaynanan beni hep dövüyor demişsin. Bütün komşular böyle mesaj atıyorlar. Hayır. Esen Hanım bir şey konuşan beni. Bak bağlarım bütün komşuları. Bacağına baksınlar. Bana çok vuruyor. Bacağını aç. Abi senin bacaklara baksın. Bana çok abi vuruyor. Abi senin bacaklara baksın. Siz 15 gün önce niye karakolluk oldunuz? Komutan niye geldi? Esra Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyle. Esra Hanım şimdi biz annemin yanına gittik. Hı hı. Annem dedi ki ben Fatma biz Düzce'ye gittik arabayı satmaya Zeki abimin arabasını satmaya. Ahmet de dedi ki, annem aramış Ahmet de demiş ki, Ahmet demiş kızımı özledim demiş getirir misin? Ben aramadım. Ahmet de demiş ki tamam getiririm anne. Kızım ne olur doğru söyle. Biz arabayı satmaya gitmedik. Ahmet dedi ki, Allah var. Ahmet anne Fatma dedi biz annenlere evet. gidelim dedi kalalım orada. Ben de tamam dedik gittik bak, orada kaldık. Bak. Bacaklarına bak. Oturduk, hazım, yemek yedik, içtik. Ben burada doktorlara geldim. Kadir Dayı atlamış. Kadir Dayı'nın yanına gittik. Kızım. Orada oturduk, çaymayı içtik. Bacakların. Bak, eve abi bir tane biz. Bayan alsın. Sen, Fatmacığım. Çıkma kadın. O bacaklarını Misin? Annen Ahmet'le tanışmış. Hatta bu vaatlerde bulunmuş ama misiniz? Annen Ahmet'in iki çocuğu olduğunu, dini nikahlı eşi olduğunu biliyor muydu? Bilmiyordu. Bunu öğrendikten sonra annen evet, Ahmet'i istedi mi? Bir şey söyleyeyim. Teyze eli kovuştan ha. Sen bana demedin mi teyze? Sen ne misiniz be? Annenin iki tane istiyorum. Çocuğu var. Dedin mi demedin kendini mi teyze? Kendini yutça Mesu. Dedim ki bir erkeğin yol parası yok mu da gelsin kendine bir kız istersin. Dedim sen bana ne dedin? Ne dedin? Hadi onu söyle. Ne dedin? Söylemeyeyim söylesin. Ne dedin? Sen dedim. Ne dedin? Söyle hadi. Söyle ne bana. Dedin? Hani sen desen ya ettiğini konuş. Şimdi ben konuşacağım. Şimdi sen bana ne dediğini söyle. Ben de sana ne şey ettiğimi söyleyeyim. Tamam ne dedim söyle. Hayır söyle bir bakayım. Hadi hani sen bana desen ya yalan söylesen anne.
Sen yalan söylüyorsun anne. Ben söylemiyorum seni. Sen dedin ki ben Ahmet'i seviyorum ödeyim. Dedi mi demedi mi? Kaçıyorum dedin. Bundan bak beni dinlemişsin. Kızım dinlemişsin. Gözün içine bak annene. Odaya, odaya gittin görüntülü ayadın. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Sen dedin ki... Aa bu Abdülbaki diyor. O kim? Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Sen bak. Hayır o değil. Bak ben... Ben dinlemişsiniz. Fatma, hani? Annenin tek bir derdi var. Ne? Benim kızım benim evlilik yapmamalıydı. Seni alacağım yanıma. Yapamaz. Evlilik sorumluluğunu alamaz. Esra Hanım. Bu evlilikle beraber tamam. Kumasıyla aynı evde gelme. Yaşayamaz. Bak, İki tane çocuğa bakamaz. Sen bak. O evin içerisinde Ahmet ve annesinden şiddet görüyor musun? Hayır. Gördün görüyorsun. Mü? Hayır. Görüyorsun. Bakma hayır bana. Esra Hanım. Bakma. Yok. Korumak için böyle konuşuyorsun. Hayır. Komşularına çok dert yanıyor musun? Yok. Biz komşularla muhatap olmuyoruz ki. Niye? Evden bile çıktığım yok benim. Niye çıkmıyorsun? Çık dolaş biraz. Kaçıp, arkadan çıkmak niye iki çocuktan yok. Temizlikten kafanı kaldıramıyorsun? Yok. Oturuyorum evimde, oturuyorum, yemek yapıyorum, oturuyorum. Abimin çocuklarıyla oyun Fatma, oynuyorum. Fatma, film izliyorum, Fatma, telefonla bir şey uğraşıyorum. Söyleyeceğim. Fatma bir şey söyleyeceğim. Ahmet'ten bir şey soracağım. Ahmet, Ahmet'lik baba sana tanımadı mı? Ahmet sen Fatma'yı niye kaçırdın? Evlenmek için. He? Evlenmek için. Çık hayatım bir dakika. Senin hayatında. Yalan söyleme. Payan için. Payan evliliği... Payan tatlıydı tatlı. Yalan hayır. Söyleme. Evliliği sevseydin, evlilik kurumuna önem verseydin zaten Gülşah'la iki çocuğun olmazdı. Ya da Gülşah'ın boşanması konusunda desteklerdi. Hayır, niye Fatma? Allah aşkına alsana şunu. Gülşah'la denedim de olmadı ya. Gülşah'la denedik olmadı. Ay neden Fatma? Siz 15 günde birbirinizi tanıdınız. Evet. İşte Gülşah'la denedim olmadı. Yapamadık. Gülşah'la denedim olmadı. Yazıklar olsun. Denedin mi? Çok denedik olmadı. Olmadı. Gülşah nerede şimdi? Ya nerede oldu be? Ya onunla konuşmak istedim. Onunla ilgili hiçbir şey konuşmak istedim. Ona yalan söyleme. Evde o yerde. Şey, akşamları gidiş onun yanında yatmışsın. Bir de gördü. Dün buradaydı. Biz program yapıyorduk, şey yapıyorduk. Şşş. O gidecekti şeye. Nereye? Kocasının yanına gidecekti. Kocası yok. Kocasının yanına, Fahri'nin yanına. Kocası yok. Ahmet ne dedi? Ahmet ne demişti neyin? Bana söylemişsin. Ahmet söylemişsin. Bilat ablacığım. Hanım ne dedi? Ben Ahmet'in neden senin kızınla bu kadar kısa sürede hızlıca evlendiğini merak ediyorum. Sebep? Ya işte. Gülşah'la denedik olmadı. Bırak Gülşah'ı. İşte niye? İşte neden? Denedik olmadı. O nesini dedi... sevdi mesela Fatma'nın? Ya Fatma'nın sevdi derken bir anda oldu bitti. Ha bir anda değil mi? O bir anda oldu bitti. Onu hepimiz anladık da. Ya, bir günde nikah kıyılıyor, evraklar veriliyor. Nesini sevdin bu kızın? Ya ben evlenmeye kafaya koydum. Kim olursa dedim evleneceğim dedim. Ama şimdi evlenince da... ne yaptıracaksın? Oğlum, çocuklarına mı baktıracak? Melahat ablacığım. Şimdi evlenince bir anda oldu bitti. Evet. Şimdi sen çalışıyor musun? Senin maaşın da yok, varmış. Çalışmıyor. Yok çalışmıyor. 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 Fatma'nın parasını iyi geçirmeye. Ya maaş almıyor, almıyor. Alıyor. Oldu bir. Getirdin. Amacın ne şimdi? Ben Fatma ile evlenirsem Fatma bana işte bakar. Fatma çocuklarıma bakar. Fatma evi geçindirir. Ne yani? Beklentin neydi? Benim Fatma'nın beklentim yoktu. Sadece bir yuva kurmak istedim işte evlenip. Fatma'dan beklentim yoktu benim. Ahmet Bey yuva kurmak isterken hep böyle kendini savunamayan kişilerin bir tercih ediyorsunuz. Gülçe Hanım'da da sanırım bir takım rahatsızlıklar varmış. Ya, evli zaten herhangi bir beyanı yok. Ondan önce de var mı hayatınızda böyle? Yani mesela niye ben Fatma ile evlendim? Bir sözlü söyle de ki şu 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 sebeplerden dolayı. Ya şöyle diyeyim ben. Doğru söylesin kızı ona vereceğim. Çok... Aslında doğru laf çıksın da vereceğim evet. Ona. Ya, ama çıkmıyor. Çekmiyor Laçak Hanım. Parası için. Parası için. Dinliyorum sizi. Ben buna size, para bekliyorum. Veririm de sussun ya. Ben çok bunun evlilik yaşadım. Para para. Çok evlilik yaşadım. Benim ya derdim ben para değil. Kaç zaten. Evlilik yaptın? Kızımı kurtartmak. 4-5 evlilik yaptım. Evet. Ya. Püh. Biliyor muydun? Niye? 4-5 evlilik yaptım. Hepsini anlattı bana. Ben öyle her şeyi anlattım ben evet, öyle şey yapamam. Yani neyse evet. Söylerim. 4-5 ya. Evlilik yaptın. Yaptım hiçbirinde umut bulamadım. Hiçbirinde nikah yapmadım. Çünkü niye yapmadın nikah? Hepsi evli hepsi... miydi? Yok evli değildi yazı da hepsi yani yayılı yolda bıraktı. Ya da hiçbirini şey yapamadı. Küçük yaşta olan var mıydı? İkinci. Vardı bir tane. Eş olarak kaç yaşındaydı? 14-15 yaşında. O zaman da ben askerden gelmiştim. Askerden geldi.
fındıkta tanıştık. Aşağı hanım İstanbul'da çıktı. O kızı mağdur ettin mi? Bahçesini de bu ya istiyorum. İki sene cezaevinde yattı. Yattım. Yani reşit olmayanla birlikte olduğun için yattım. Ceza aldı. Evet çıktım. Nikah yapacaktık. Ailesi başkasına sattılar. Nikah düşmedi. Yapamadık. Aslında bütün birlikte olduğun kişi... Yapma annen o seni. Annelik mi yapıyor bana tamam, be? Tamam olsun annen sonuçta anne bırak. Bu zamana kadar Fatmacığım, bakma. Fatmacığım bir sen annene. Sen annene geri dön. Bakmadı, şey sen yapmadı. De, tamam sen de annene bir gün geri dönmek isteyeceksin. Ne isteyeceğim ben? Gideceğim isteyeyim de bir daha aynı şeylere yaşatsınlar. Mesela eşimizin ama... eğer yüz kızartıcı bir suç işlediğini öğrenirsek... Kim? Evlendikten sonra bu boşanma değil de söyledim evliliği ben, iptal hepsini, ettirebiliyoruz. Ben hepsini söyledim ben mesela öyle saklamam. Mesela yüz kızartıcı bir suç işlediniz mi daha önce? Niye ben söyledim iptal ettin? Fatma söyledi sana bunları. Sana daha önce işlediği cezaevine girdiğini söyledi mi? Hepsini söyledim. Hepsini söyledi ben hepsini anlattı. Anlatırım. Ben ne baktı senin söyledim. Senin için hiçbir önemi yok mu bunların? Yok. Mesela bir küçüğü kendi çocuğunu mesela dilendirmesi. Bir herkes bir hata yapabilir. Bir çocuğunu insan dilendirebilir mi? Yok. Ha? Mesela aynen. Sana dese ki Fatma şu küçük çocuklardan birini al da git dışarıda şurada bir dilen. İnsanlar bebeği de senin de bu halini görünce bize acırlar. Bize para verirler dese. Ha? Ama seviyorsun zaten. Onu ya, sevgin İstanbul'da için yapmaz mısın? Şeyler demiş ufak çocuğu al gel de. Doğru şey, Melahat ablacığım. Babası intihar sattı. Mesela dese ki Fatma bak seni seviyorum böyle yapmazsan seni sevmem dese yapmaz mısın sevdiğin için? Yaptın mı? Yapmadım. Çocukla beraber? Hayır. Ha? Yok bizde öyle dilenme yok. Çalışayım ne yapalım? Sen yapalım öyle şey girmem. Sizde ne kesinlikle. Var? Biz zuğunu topluyoruz, fındık topluyoruz, hayvancılık iş yapıyoruz. Yani her türlü iş yapıyoruz. Ama o şimdi kesinlikle şimdi Gülşah'ın annesi de telefon hattındaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kızınız Gülşah nerede biliyor musunuz? Ahmet'e sorsanız köyde şu anda benim kızım. Hepsi yalan konuşuyorlar şu anda. Her ikisi de yalan konuşuyor. Gülşah köyde. Gülşah Ahmetlerin evinde Ahmet'in annesiyle. Çocuklarının evet, başında. Işte. Ben az önce konuştum yalan söylüyorlar ikisi de. Demek ki gitmemiş. Hı? Gitmemiş demek ki bugün. Bir şey diyeceğim. Demek ki gitmemiş bir saniye. Hayır. Siz dinleyin. Ezra Hanım bir Gülşah şu anda evde. Ezra Hanım bir dinleyin. Sizinle beraber. Dur hayatım. Evet. Gülşah'ın annesini dinleyeceğim. Evet. Yalan söylüyorlar. Bunların üçü ya beraber ya. Yaşıyorlar değil mi? Evet bunların üçü beraber yaşıyorlar. Senin kızın kaç yıldır Ahmet'le beraber? Kaç yıldan beri onunla birlikte? Benim kızım evlenli olduğunu bile bile aldı. Evli olduğunu bile bile aldı. Benim kızım ona ne kadar dünya güzeli çocuklar. Hangi? Bununla annem anlaşmışlar valla. Anlaşmışlar. Valla anlaşmışlar. Gülşah çapsın anlaşmışlar. Gülşah bir saniye. Gülşah Ahmet'le bir ilişki yaşıyor. Siz üçünüz beraber yaşıyorsunuz. Sen sonradan gelince sana nikah kıymış ama burada da doğru söylemiyorsunuz. Siz Gülşah'la yaşıyorsunuz. Israrla bunu inkar ediyorsunuz. Yok, yaşa, ve bir de yalan söylüyorsunuz ki Gülşah gider gelirdi sana diye. Sana yalanın ele çoktu ki. Evet. Gülşah'ın bir engeli var mı? Burada çıkmıyor mu ya? Bakın bana Gülşah bir akşam telefon açtı. Anne dedi Ahmet dedi içeri duruyor cezaevine dedi. Ben sana geliyorum oğlum dedim. Ahmet'e aldım telefon. Oğlum dedim neyin nesi? Anne dedi cezaevine giriyorum dedi bu akşam dedi. Gülşah sana emanet dedi. Beni niye cezaevine dedi, giriyor? Anlaşamıyor dedi. Yalan söylüyor misin? Yalan söylüyor misin? Benim dedi annemle dedi Gülşah dedi anlaşamıyor sana getirdim dedi. Ve ertesi gün biz Ahmet'in evli olduğunu duyuyoruz. Nikah kıyıldığını duyuyoruz. Biz oraya jandarmalardan gittim ben kızımı almaya. Yalan desinler. Hadi yine de yalan desin. Tamam doğru söylüyor. Benim kızım orada mağdur dayak yedi. O da dayak yedi. O da dayak yedi. Her ikisi de dayak yedi. Yalan mı Ahmet? Ben mi dayak yedim? Ahmet. Yemedin mi kızım? Gülşah'a şiddet ha? Uyguluyor. Fatma'ya şiddet ben. Uyguluyor değil mi? Kartını elinden alıyorum diye. Kartımı Ahmet'e vermeyeceğim dedim de. Kapıda Ahmet seni görmedi mi bizim yanımızda? Çok güzel. Bir dakika.
Ne dedi? Kartını Ahmet'e vermemek için. Sen kartını vermeyince Ahmet seni dövdü mü? Hayır. Hayır. Kartı yok ki. Bir şey diyeceğim, benim kartım yok ki. Ben nüfusundan onu çekiyorum. Var, var, var. Peki ben dinliyorum sizi Gülşen abla. Benim kızım Bartın'dan evli, evet. Boşanma aşamasından bize geldi, bizden de hastanemden kafasına çürüyor. İzmir'den sen dedin çok dünya, sen dedin yok Ahmet'le gider. İki tane de dünya güzel oğlu var. Daha oğlunun bir tanesi hastaneden yeni çıktı. Yalan desinler. Benim kızıma hırsızlık yaptırdı. Hırsızlık. Karakollara düştüler, jandarmalara düştüler. Jandarmalara kadar ben gittim. Yalan desinler. Bravo. Kızınıza hırsızlık yaptırdı Ahmet. Ne zaman yaptırdın? Ben size şeylerini gönderdim Maytap'tan. Google'dan buldum da gönderdim, yalan desinler. Gülşah tüp çalmadı mı? Şimdi evrakların hepsi gelecek. Bir dakika, teker teker gidelim Gülşen abla. Şimdi bir, size şiddet uyguluyor Ahmet'in. Ben iki günden beri canlıya bağlanmak istiyorum. Dur Gülşen abla dur. Gülşah'a nerede hırsızlık yaptırdın? Annesine söyle işte, nerede yaptırmışım? Bizi niye soğulamışlar, bir söylesen abla. Niye karakolluk oldunuz? Söyle işte annesine. Niye? Siz cevaplayın yapmış? Ama. Annesinin evinde ihtiyaçları yokmuş. Bize de bu işleri yaptırdılar. Kim yaptırdı? Annesi. Nerede hırsızlık yaptınız? Siz öyle mi? Ha? Köyde. Köyde. Köy kimin köyü? Ya bizi, bizim köye bağlı bir köy, bilmem kim. Sizin abi köyünüz. Gülşen Hanımlar nerede oturuyorlar? Ereğli'de. Ereğli, bambaşka bir yerdeler. Siz hırsızlığı nerede yaptınız? Şeyde işte köy tarafında yaptık. Sizin kendi köy tarafınızda, evet, yaptınız. Bu hırsızlığı size yaptıran kim? Anası. Anası. Niye yaptırdı? Borcu ödeyemiyormuş da. Sen peki biri borcumu ödeyemiyorum deyince hırsızlık mı yapıyorsun? Şimdi bir kere bana dese ki biri ben borcumu abla ödemiyorum dese aklına hırsızlık gelir mi yapmıyorsan? Gelmez ki. Siz çocuklarınızın olmak istiyor musun mu? Efendim? Çocuğundan olmak ister misin? Çocuğundan mı? Olmak ister misin? Ahmetciğim hiç bana böyle edebiyatlar falan yapma. Ben bunların size söylüyorum, hiçbirini yemem Allah aşkına. Misiniz? Annesi bana hırsızlık yaptırırsa yapmasaydın kardeşim, çalışsaydın. Ya niye çalışmadın? Ahmet Bey, niye çalışmadın? Evli kadını kaçırıp üzerine iki tane çocuk yaparken bunları düşündünüz mü? Ya çok düşündü olmadı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sensin. Yalan. Hiç ekranda gözükmeyeceksin. İçin çok rahat olsun. Siz 7 yıldır bu ailenin içerisindesiniz. Kardeşiniz için, evet, kardeşinizin yaşadıklarında onu da kurtarmak için elinizden geleni de yapıyorsunuz. Evet, doğru. Yalan. Gülşah dün neden jandarma eşliğinde çıktı ve ne diye sizi aradı? Şöyle biz gittik, daha doğrusu dün canlı yayından sonra bizi aradılar İbrahim'in telefonuyla. Dedi beni buradan çıkarmıyorlar, ben gelmek istiyorum ama beni yollamıyorlar. Annem dedi, İzin vermeyen kayınvalideyle İbrahim mi? Evet. Evet onlar. Annem o zaman dedi kalkın gidiyoruz, Gülşah'ı oradan alacağız. İyi dedim anne gidelim. Gittik. İlk başta Gülşah yok dendi. Evden çıktı. Kim diyor yok diye? Bunun şey var. Kayınbiraderi mi? Yok hayır. Eltisi. Eltisi. Hülya diye. Onlar söylemişler böyle böyle diye, artık nereye sakladılar bilmiyorum. Gülşah yok dendi. Bir anda bir ışınla çıktı evden, gitti. Anneme gidiyorum diye çıktı gitti dediler. Annem de jandarmayı aradı. Sen o sırada neredesin Gülşah? Ben Hülya halamın yanındaydım. Yani kapıda ailen geldiğinde Gülşah evde yok diyorlar ama sen evin içindesin. İsterseniz gelin evi arayın dediler. Ben girdim evi aradım. Gülşah hiçbir şekilde yoktu. Jandarmaları çağırdık. Bu sefer Gülşah ortaya çıkardılar. İşte Gülşah bakkala gitti, geldi dendi bize. Nereden çıktı peki Gülşah jandarma gelince? Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Yani gene o evin içinden çıktı. Evet, evet. Yani 15 dakika, 20 çıktı dakika önce Gülşah yok denilen kişiler bir anda Gülşah'ı, evet, ortaya çıkardılar. Evet. Hülya Gülşah İbrahim geldikten Bey'in sonra eşi ne anlattı? Hülya İbrahim Bey'in eşi mi? Yok, Meltin. Yok, Eltisi. Eltin. Ya kimin eşi oldu? Eltin de İbrahim'in mi, Ahmet'in mi? Meltin, Meltin. Mert'in eşi. Peki Gülşah size çıktıktan sonra ne anlattı? Jandarmalar aldı. Jandarma eşliğinde gittik biz. Jandarmadan çıktığında zaten ifade vermişler jandarmada. Oradan çıktıklarında sizin geldiğinizi öğrenince beni sakladılar dedi. Gülşah, seni sakladılar mı? Evet. Gitmemen için. Niye saklıyorlar seni? Kardeşimle
Ya kardeşimlerle görüşmemi istemiyorlar abla. Niye görüşmemi? Ailemle istemiyorlar görüşmemi. Senin kimse, yani senin başında sana sahip çıkan hiç kimse olsun istemiyorlar. Evet. Ama... Seni kullanmak için mi? Esra Hanım bir şey söyleyeyim. Peki. İstedi mi? Sus sen be. Akşam mı? Ha? Akşam. Dün çocuklarını da almak istedi mi? Yok hayır, çocukları zaten almadık. Alma, hani bu böyle bir talebi oldu mu Gülşah'ın? Yok hayır. Böyle bir talebi olmadı. Siz ikiniz beraber yaşıyorsunuz değil mi? Hadi bakalım Fatma. Bütün yalanlar boşa çıktı. Şimdi şunu düzeltmek hani... istiyorum. Böyle bir talebim olmadı diyorsunuz da. Diyor ki ben belki aklına gelmemiş olabilir. Şiddete ve o evde kalmaya çocuklarım için razıyım diyen bir anne var. Ve kız kardeşiniz kendini ifadede zorlanıyor. Evet. Yani siz kız kardeşinize şiddet uygulandığını, hatta sağlıklı bir birey olsa oradan çıkıp gidebilecek ama hürriyetinden yoksun bırakılan bir takım rahatsızlıkları olan da bir kız evladı var. O göze çıkardın ama. Ya susa. O evden çıkmasına engel oluyorsun. Niye çocukları almıyorsunuz? Ya bu çocuk 3 aylık. Daha önce de 3 aylık çocuğu anne kucağından nasıl ayırıyorsunuz? Gülşah'ın biz ayırmıyoruz zaten. Biz oraya gittiğimizde Gülşah'ı zaten aldığımızda ilk önce jandarmalar eşliğinde biz bebeği de aldık. Kayınvalidesi benim evladımı bana getirin dedi. Gülşah'cığım sen çocuklarını almak eğer istesen dedi, korkuyor musun? Dedi. Korkuyorum abi. Ben korkuyorsun yani. Ha? Evet. O çocukları ben alıyorum. Hı-hı. Gidiyorum. Ve Ahmet de benim peşime düşüyor. Alamazsın diye. Alamazsın diye. Çocukların babası aslında Ahmet değil. Senin evet. Resmi nikahında eşin. Bu insanlar o çocukların hiçbir bağı... Yok. Yok. Biraz önce özellikle sordum. Öyle bir talebi olmamasın. Hani ben kendi bir canımı kurtarayım. Kurtardıktan sonra çocuklarla ilgili. Sen hiç merak etme. Allah'ın izniyle o çocukları alırız. O, abla. Esra'nın bir çocuğu söyle. Değil mi? O çocukları ben almak istiyorum yanıma. Almak istiyorsun. Ben de senin yanındayım. Tamam mı? Yazıklar olsun. Böyle ada daha iyisiniz ya. Size Gülşah, yazıklar bak, olsun. Ne o evdesin. Ne bir baskı altındasın. Burada seni korumak için, senin yanında olmak için, sana destek olmak için herkes seferber. Başta ben. Ama senden tek bir ricam var. Sen ne olur sana ne kötülük yapıldıysa bu Ahmet tarafından, bunun annesi ve ailesi tarafından hepsini tek tek anlatma. Anlatacağım abla, her şeyi anlatacağım. Onlar senden korksunlar. Senin söyleyeceklerinden, gerçekleri anlatmandan, sen hiç kimseden korkma. Hiçbir güç bir daha seni o eve geri döndürmeyecek. Kendisi geliyor. Oo! Çağla ablaya da sorabilirsiniz. Neden kadın geliyor? Kadın geliyor. Neden? Geliyor Ahmet'in yanında. Niye Fatma... Fatma'la Ahmet ayrılsın, Ahmet bana kalsın. 15 dakika İnşallah önce. İnşallah duası kabul olur. O kadar saf niyetli ki. Fatma İnşallah kimle telefondan konuştu? 15 dakika önce Fatma Gülşah'la telefondan konuştu. Kimle konuştum lan? 15 dakika önce telefonla bir dakika. Konuştum tamam. Önce Ahmet bir cevapla. Ya, Gülşah'ın her anlattığına bir cevabım vardır elbet. Gülşah ne dediyse haklı. Gülşah ne dediyse haklı. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum onunla ilgili. Peki şiddet ben Gülşah iftira Üzün attım diyor musun? Konuşma ya. Üzün kendimi korumak konuşma için. Ya. Kim dedi? Ben dedim. Gülşah kendimi ve Fatma'yı korumak için iftira attım diyor musun? Yok ben Gülşah'ı çok yollardan topladım. Sağ soldan çok topladım. Çok peşine koştum. İnsanlar da kızlarını senden kurtarmayı, senden toplamaya çalışıyorlar. Bu ne olacak? Nereden topladı? Söylesene. Fahri'nin yanında otelde. Toplandığı yeri bana bak. Ne de topladı ya. Kaç kadın hayatını mahvettin? Bilir misiniz? Ben 3. He? 3. 3 tane kadın hayatını mahvettin. Etmedim, onlar benim etti. Birincisi kim? Ya, kaçırdım birisini, ya Şufak dediler. Ondan ikincisi Gülşah, üçüncüsü bu. Evet. Ama ben eşimi seviyorum. Net bir insan değil mi? 3 kadın hayatını mahvettin. Bu sadece bildiğimiz... İki tanesinin engelli raporu var. Bir tanesi de kendini savunamayacak kadar küçük. Konuşabilir miyim? 13 ya da 14 vereceğim, yaşında. Bir dakika. Değil mi? Evet. Şimdi Melahat ablaya bir söz verelim. Şimdi... Allah bilir ne yalan söyleyecek. Ben yalan söylemeyeceğim kızım. Sen ne yalan söyleyeceksin yalan Fatma? Yalan söylemiyorum kızım. Sen
gerçekleri söyleyebilecek kadar çok cesur bir kızsın aslında. Annene sergilediğin tavrı... Bak bugün bir peki, cesaret göster. Bak Gülşah'ın nasıl korkaktı. Esra ablasına her şeyi anlattı. Peki, şiddeti Fatma, anlattı. Fatma bana gerçekleri anlattığı için sizce dün akşam Ahmet tarafından baskı görmüş müdür? Soruyorum herkese. Gülşah. Fatma bana o evin içerisinde olan gerçekleri anlattığı için. Yok. Gerçekleri anlatsa. Anlatsın. Anlarsın. Anlarsın. Fatmacığım, hiçbir şey gizlemedi. Sen bütün gerçekleri dün akşamki... Ne oldu, niye kaş yapıyorsun? Yani... Sen bana bütün gerçekleri anlatsan Ahmet'in tepkisi ne olur? Annen öldürürüm, baban öldürürüm. Kardeşin götürürüm, yakarım kibritten diye. Sanki bir gerildin Fatma. Yok. Bence bir gerildin. Ben hadi gerçeklerden bahsedelim mi? Bana çocuğuma, bana bir şey olduysa ben Ahmet'ten biliyorum. Annesinden biliyorum. İstanbul'da ablasından da biliyorum yani. Ahmet bu nasıl bir sapkınlıktır ki bir aylık bebeği olan... Tamam bir şey söyleyebilir miyim? Nikahlı eşinden bir çocuk dünyaya getirdiğin zaman bir aylık bir bebek var gidip bir kız kaçırıyorsun. Ezra Hanım bir şey diyebilir miyim? Bunu Ahmet cevap versin. Bir dakika versin. Yok ben başka bir şey söyleyeceğim. Hı. Ahmet gel bu şunu al Gülşah sen de Ahmet'i al tepe tepe kullan. Geç. Sen buradan gel. Hayır gel. Sana gelmesin. Gel buraya gel. Gülşah. Gel. Bir saniye gel. Anlamadım. Boşanayım dedim. Boşanayım. O hala olayın. Tamam orada otursun. Ay çok güzel oldu valla. Ha anladın kumpan oturdu seni. Ben anladım. Yavuşi. Fatma. Fatma. Gözümün üstünden yayın var kızım. Tüm bu olanlardan. Kardeşim sen bize kurtuluşturacak birbirimize. İnşallah. Valla kendimi paralım. Aşağı daha yolu. Aşağı hanıma kardeşlerime güveniyorum. Fatma tüm bu konuşulanlardan. Gülşah'ın mağduriyetinden sen Gülşah'la evlen, biz boşanalım olayını mı çıkardın? Tamam işte, Ahmet'in derdi de o. Yani... Onun derdi de o. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki benim çabam, aman Gülşah'la Ahmet evlensin, onlar mutlu olsunlar. Fatma mutsuz olsun mu? Ha Fatma? Fatma? Gözün Agata. Agata o kadar gözünü o evin içerisinde. Bir sus yeter be. Bir ya. Sus be. Sus. Ula bak ya nenem. O kadar yürü. Tamam sus. Tamam gel. Fatma seviyor. Fatma. Tamam gel. Allah seni bir zevk gibi. Fatmacığım gel. Gel kimse boşayamaz bizi gel. Ben seviyorum seni bırakmam. Ha, ben sana söz verdim bırakmam. Peki niye söz verdin? Ben bırakmam onu. Bir dakika. Yalan. Esra abla. Konuyu nasıl değiştirdin? Söz verdim. Dur hemen dur. Bir dakika. Fatma konuyu nasıl değiştirdin? Love story'e döndü olay. Evet. Gülşah çok önemli aslında. Bir şey söylüyor. Değil mi? Gülşah. Ahmet'in dedi yalan abla ben onu seviyorum dedi ya. Evet. Ahmet bana dedi ki ben Fatma'yı dedi parası için seviyorum dedi. Ya defa ya. Evet. Devam. Berat abla bir otur iki dakika. Ne için Fatma'yı parası için aldı. Evet. Evet. Ben seninle mutluyum. Seni seviyorum. Sen korkma. Seni bırakmayacağım dedi mi? Dedi. Dedi. Fatma ile birlikte olmasının amacı. Fatma'nın ne parası var? Bekler sen gör. Bekler sen gör. Paralım engelli maaşını almak için eşini size darp uyguladı mı? Şiddet uyguladı mı Fatma Hanım? Sen de bir yiyeceğim var. Doğruyu söyleyin lütfen. Onun maaşını kes. Yalan. Lütfen. Abla yalan. Gülşah bir Fatma sen anlat. Fatma para almıyor almıyor. Bunu nereden uydurdunuz siz ya? Fatma para almıyor. Oğlum, çalışmıyor. Ya, ya, alacak ama. Sakinleş dışarı çık. Şimdi Gülşah'cığım bak biraz önce çok güzel çok güzel bir şey söyledin. Fatma'nın engelli maaşı alma imkanı var.